Burası Konya'nın İsmil Mahallesi. İnsan yetenekleriyle geliştirilen teknoloji, dün olduğu gibi bugün de hala yerini koruyor. İnsan bünyesi ilahi bir kudret tarafından kendini yaşattığı gibi de aynı şekilde öldürmeye programlı bu ilahi yasanın içerisinde var olandan yok olmaya devam ediyor. Güneş hayli yakıcı ve sıcak. Sanırım İnci Hanım yoruldu. Çalışmalarımızı geliştirdiğimiz bu ortamda öncelikle mermerin kanalize edilmesi için dağınık parçaların işlenip entegre edilmesinde yoğun bir çaba harcıyoruz. Bu cenderede doğum ve ölüm tarihlerini belli etmek için mezar taşlarıyla kimliklendiriliyor. İsmil mermer bu bağlamda özellikle Konya ve çevresinde mutfak ve kapsayıcı olarak her türlü mermer ve mezar taşı işlerinde faaliyetlerini devam etti. İşlenme kısmından sonra el emeği, göz nuru olan şimdi de boyama işine geçiyoruz. Açılan regüller kısmından doğayı anımsatan yeşil ve türevlerinde trabzanlar renklendiriliyor. İnci Hanım yorulmuş olacak ki onu sohbete davet ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben İnci Ürem. İnci Ürem, öyle evet, mi? Evet, İnci Ürem. Peki, şöyle söyleyeyim. Nasıl başladı bu hikaye? Kaç yılında başladı? Nasıl devam ediyor? İlk önce buradan başlayalım. Buyurun. Biz 2014 yılında başladık. 2014 yılından 2018 yılına kadar makine imalatı yapıyorduk. Baktık makine imalatında pek gücümüz olmadığı için ilerleyemedik. Ne yapalım? Biz mermere dönelim. Zaten mermerin içindeyiz. Mermerle ilgiliydik. Mermere döndük. Mezar işleri, işte inşaat, fayans işleri, basamak, merdiven basamak işleri hepsini yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde devam. Eşimle beraber yapmaya çalışıyoruz. Peki herhangi bir yerden ilham aldınız mı efendim? Yoksa aniden mi ortaya çıktı? Bu hani bir fikirle ortaya çıkıyor ya bazı şeyler. Biz ikimiz, genellikle ikimiz karar veririz. Ne yapalım? Ne yapalım? Hadi bunu yapalım. Yani bir akşam otururken dedik biz makineye gücümüz yok, yapamıyoruz. Gel biz de mermere dönelim dedik. Ertesi gün mermere döndük. Mermere döndünüz. Evet. Peki işlerimiz nasıl demeyeceğim? Efendim özellikle koronavirüs var. O süreci evet, biliyoruz. Bundan sonra olacak mı bu iş? Açılacak mı? Devam edecek mi?
Bundan sonra olmasını ümit ediyorum. Çünkü virüsten dolayı bayağı bir sıkıntılar yaşadık. Hani bizim zaten sezonluk işlerimiz olur. Yazın başlar, hani ilkbaharda başlar, sonbahara kadar sürer. Sonbahardan sonra bizim işlerimiz durur. Peki nerelere hizmet veriyorsunuz efendim? Sadece bu ismine mi yoksa ismin hayır, dışında da var mı? Hayır, genellikle Konya'nın her yerine gidebiliyoruz. Her bölgesine. Şehir dışına nereden çıkıyor musunuz? Talep olduğu şeklinde. Talep evet, olduğu evet. Sürece her yere gidebiliyoruz. Aksaray'dan tut, Cihanbeyli, Karapınar, her tarafa gidebiliyoruz. Gidiyorsunuz, oralarda evet. İşlerinizi yapıyorsunuz. Yapıyoruz, peki, evet. Benim aklıma şu geliyor. Mezar işleri biraz bir böyle hani ürkütücü oldu. Evet. Bu evet. Aşaması var değil mi? İlk başlarda böyle bir şey yaşadınız mı? İlk başlarda yaşamadım. Daha önceden hiç sevmezdim. Çok korkardım. Mezara başladıktan sonra hiçbir korku yok. Korku tek başıma mi? Rahatlıkla gidip yapıp geri dönebiliyorum. Peki mezarın içerisine girebilir misiniz efendim? Giriyorum evet. Alıştınız öyle mi? Alıştım. Normalde her insan giremiyor ya o şekilde. Ya, alıştım. Yani bazen mesela bir şey unutmuş oluyoruz. Eşim geliyor, ben tek başıma orada kalıyorum. Orada kalıyorum. Evet. Tabii ki de işleri beraber yapıyoruz. Evet, işleri siz yönetiyorsunuz. Beraberiz. Peki süreç nasıl efendim? Gelişme var mı? Şu aşamada bir değişme var mı? Var. Açıldı mı yani işleriniz? Şu anda yoğunuz. Şu anda yani yoğunuz, bir haftadır yoğunuz. Evet. Peki normal yaptığımız bunun dışında mermer işleri de var. Sadece mezar tabii değil. Tabii ki yok evet. Sadece mezar değil. Peki inşaat işlerinde inşaat, genelde. Mermer işleri falan. Evet. Nasıl yapıyorsunuz efendim onu? Biraz bahsedebilir miyim? Beraber gidiyoruz gene işte planlıyoruz işlerimizi ayarlıyoruz. Tabii ki bir otomasyon var çizim yapılıyor evet, doğru mu? Çizimlerimizi efendim? Yapıyoruz kendi evet. Üretimimiz olan makinamızda kesimlerimizi yapıyoruz götürüyoruz. Aynı şekilde evet, devam ediyor. Aynı peki, şekilde. Peki hiç zor olmuyor mu? Mermer işi var, mezar işi var. Yok hiç zor olmuyor. Çünkü birbirine bağlantılı işler. Hani inşaat döneminde inşaatı yapıyorsun, mezar döneminde mezar yapıyorsun. Mezar yapıyorsun. Hani planlıyorsun ona göre, ayarlama yapıyorsun. Evet, ona göre ayarlama yapıyorsun. Evet. Peki mermer işinde mi daha fazla şu aşamada gelişme var yoksa mezar taşı işlerinde mi var? Mezar işlerinde genelde. O zaman genelde. Ölen çok mu? Yani ölen, onu soracağım özellikle. Ölen çok. Yani ölen çok. Evet. Şimdi şöyle adlandırıyorum ben. Mermer işi yaşama dönük biraz. Aynen. Değil mi? Ev yaptırıyor. Evet, insanlar. Evet. Evleniyor. Dekor açısından çok önemli. Evet. Dekor açısından. Ama mezar işi de ölüme yönelik bir evet. Şey. Eğer diyorum ki ben hani mezar işi daha fazla yoğunsa özellikle o zaman ölen daha fazla. Ya ölen daha fazla. Şimdi bir de mezarın güzel olması açısından bir bakılıyor. İşte hani yeri belli olsun, kimse çiğnemesin, yeri kaybolmasın açısından bakılıyor. Gayet yani mezara yöneliyorlar. Akrabaları tarafından, çocukları tarafından evet. Yöneliyorlar yani. Aşamalar hızlandırılıyor. İsprayla kesme işi tamamlandıktan sonra kalıba hazır hale getiriliyor. Evet. Yola çıkmak için hazırlanıyoruz. İnsan vücudu kendini yaşatmakla programla olduğu gibi aynı şekilde öldürmekle de programlıdır. Bu bağlamda yaşatma niteliklerinin teknolojiyle donatıldığı safhada yine aynı şekilde de insan gücü ve akıl sistemleriyle de ölüme hazırlıklı olması gerekir. İnsan gücü şayet olmasaydı akıl, fikir ve bunları gerektiren nitelikler aynı şekilde senkronize edilmeseydi kesinlikle biraz önceki bahsi konu niteliklerin hiçbir anlamı kalmayacaktı.
Metraj ölçüleri alındıktan sonra artık mezar taşımız hazır hale geliyor. El emeği, göz nuru olan bu çalışmanın sonunda başarıya ulaşmak için çok az bir vaktimiz kaldı. Son yerleştirmeler yapıldıktan sonra bizim çok fazla işimiz kalmadı. Artık ölenlere rahmet, kalanlara ise baş sağlığı diliyoruz. İsmil Mermer, Konya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde hizmet vermektedir. Aynı şekilde mezar taşı işlerinin icra edilmesi gibi de mermer ve mutfak yapılandırılması olarak da hizmetlerini devam ettirmektedir. Şu anda İsmil Mahallesi'nde özellikle İsmil Mermer'in yapmış olduğu hizmet ve faaliyet alanlarını göstereceğiz efendim. Tabii ki de öncelikle patron ilçemize faaliyetlerimizi göstermeden önce bu hizmet nasıl başlanıldı ve buraya yaklaşık olarak kaç günde bitirildi? Bunlarla ilgili sorular soracağız. Efendim sizi tanıyoruz. Peki efendim kaç gün içerisinde tamamlandı bu hizmet? Mesela ben müşteriyim. Size bunu veriyorum. Kaç gün içerisinde bitiriyorsunuz? Ya işimizin yoğunluğuna bağlı. Sıraya alıyoruz zaten herkesi. İşimizin yoğunluğuna göre. Mesela bir hafta, iki hafta, üç hafta veya... Hayır. Evet. Bir günde hazırlıyoruz. İkinci gün gelip montaj yapıyoruz. İkinci günde. Evet. Değerli izleyiciler, özellikle İsmil Mermer, İsmil Mahallesi'nde İsmil Mezarlığı'nda birinci gün verildiği zaman ikinci gün herhangi bir malzemeyi veya biz tabiri caizse mal olarak adlandıralım efendim bunu. İkinci gün teslim edip aynı şekilde mezarına yapabiliyorlar. Peki değerli kameramanım efendim şöyle gösterebilirsek. Öncelikli olarak vermiş olduğumuz hizmetler kapsamında İsmil Mahallesi İsmil Mermer'de şu anda mezar taşları ile ilgili hem mermer hem mezar taşları ile ilgili görüntülerimizi aktarıyoruz değerli izleyiciler. Yaklaşık olarak müşterimizin talepleri doğrultusunda, talepleri bağlantısında verilen malzemeyi bir şekilde işlenip, verilen malzemenin bir şekilde işlenip daha sonradan buraya montajı uygulanıyor. Tabii ki de değerli izleyiciler özellikle İsmil mahallemizde değil Konya ve Konya çevresinde birçok yerlere şu anda İsmil'de İsmil Mermer hizmet sağlamaya devam ediyor. İnşallah ileriki zaman içerisinde hizmetlerimizle ilgili kaldığımız yerden devam edeceğiz ama öncelikli olarak bir müşterimiz, bir değerli konuğumuz var efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Mustafa. Mustafa Bey ne iş yapıyoruz efendim? Mobilyacıyım ben. Maşallah kaç yıldır yapıyoruz? Yaklaşık 18-20 yıldır mobilyacıyım. Evli miyiz efendim? Evliyim. Çoluk çocuk? 4 çocuk var evliyim. Maşallah Allah bağışlasın diyelim. Efendim peki bize İsmil Mermer'den bahsedebilir misiniz? Nasıl bu adamlar çalışkan mı, iş yürütüyor mu? Yoksa efendim dolandırıcı mı bunlar? Bir bahsedebilir miyiz? Biz tabii ki değerli izleyiciler işin biraz da latifesindeyiz. Vallahi biz Mahmut'la yaklaşık 2 yıldır tanışıyoruz. 2 yıl önce benim dükkanın yanına geldi. Oraya iş yerine kurdu işte. İyi, memnunuz. Memnunsunuz öyle memnunuz. Mi? Memnunuz. Çalışıyor yani çağırdığımız işlere falan da hemen geliyor, yapıyor. Peki efendim verimliliği nasıl? Becerebiliyor mu bu işi, yapabiliyor mu? Güzel, şimdi işleme olunca işin içinde CNC'de olduğu için güzel yani, hoşumuza gidiyor. CNC ne oluyor efendim? İşlemesi mi yapıyor? İşlemesi yani mesela desen işliyor, yazısı güzel çıkıyor. Evet, o şekilde devam ediyor. Aynen öyle. Siz de aynı şekilde işinize devam ediyorsunuz. Tabii, aynen mobilyacı. Burada mı hizmet veriyorsunuz? Aynen, İsmil'de hizmet veriyorum. Peki efendim, çok teşekkür ederiz, çok sağ olun.